Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir kulis çekimindeyiz. Biliyorsunuz tiyatrolarımız bir süre kapalı ama Migros olarak sanata destek vermeye devam ediyoruz. Ve bugün bir online tiyatro çekiminin kulisindeyiz. Çok heyecanlı, çok eğlenceli bir oyun. Evlilik ilişkilerini anlatıyor. Seninle evlenir miyim? Bu arada acele ederseniz Şenlik'te de bu oyunu izleyebiliyorsunuz. Hadi kulise kulise. İlk başladığımızda daha doğrusu çok şaşırdık. Allah Allah niye gülüyorlar buna falan filan diye. Şuna çok rastladık. Yosi Bey çok teşekkür ederim. Anlatamadığım şeyleri kocama anlattınız. Harika ya. Sabah girip çocuk oyunuyla gece 12'de çıktığımı hatırlıyorum. Yani hep kuliste yaşıyorduk yani. Abi ben turneyi ve tiyatroyu yemek yemek için yapıyorum. Çünkü hani her gittiğimiz yerde abi şurada meşhur bir şey varmış gidelim diyor. Akşam oyun var oyun oynarız ya. Önce bir yemek yiyelim. Arkadaşlar şu anda sahne arkasındayım, dekorun arkasındayım. Şimdi aynadan beni göreceksiniz. Bakın böyle indim ama tabii ayna yok. Çünkü ışıklar geldiği zaman yansıma yapar diye ayna koymamışlar. Bu bizim oyunun, biraz sonra izleyeceğimiz oyunun aksesuarları. Herhalde bu kuklaları kullanacaklar gibi geliyor. Çok tatlı ya, çok güzel. Çok da fazla dokunmayalım, onların artık özelliği burası. Çünkü kulis ev gibi. Yalnız şeyi anlatmak istiyorum. Yani şimdi aslında böyle muhteşem bir dünya görünüyor ya, aslında panolar şu kadar yani. Bekliyoruz, biraz heyecanlanıyoruz. Arkadaşımızın sesini duymaya çalışıyoruz. Hah, dur sıram geldi. Bir dakika, şöyleyim. Şimdi sahneye çıkıyorum arkadaşlar. Ve sahnede oynuyor. Oğlum kızı görmen lazım, yıkılıyor. Öküz, herif tam bir öküzdü. Bak kız da benden hoşlandı ha, öyle söyleyeyim net yani. Ya sabah sabah nereden geldi çattı bana o salak bilmiyorum ki. Kanka çok duygusalım ve yemin ediyorum manevi takılıyorum. Bak yani ruh ikizimi bulmuş olabilirim o derece. Seninle evlenir miyim? Evlenir miyim? Bu bir teklif mi? Bilemedim yani şimdi. Aa, çok eğlenceli oyun. Fakat tam böyle tadını çıkaramadınız değil mi? Başladı, yarım kaldı. Biraz öyle oldu ya. Tam bir hız almıştı, böyle pandemi girdi. Tam böyle başladık, böyle işi rayına oturttu. Böyle hani biliyorsun hani 5-6 oyun sonra anca oturur bu işler. Tabii. Ya. Bir de hani 2 kişilik oyun zor falan, nasıl olacak falan derken tam böyle şey olduk, raya oturttuk, yürüdük, gidiyoruz falan. 15 Mart'ta işte geçen sene 15 Mart'ta bir anda pandemi ilan edildi. Oyunları iptal ettik falan. Evde oturduk falan. Yani... Şimdi en büyük şey ya herkes online izleyebilecek oyunu. Evet, bu da çok keyifli olacak yani en azından evet, tadı bizim çıkacak. Bizim için büyük bir heyecan aslında çünkü o kadar ara verdik ki bu çok iyi geliyor bize. Evet ya yani insana. Seyirciye de iyi gelecektir mutlaka. Şimdi karşımda kim var biliyor musunuz? Barbaros Uzun Örner. Hep o benle röportaj yapar radyoda. Bu sefer yakaladım seni ve radyo değil. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nereden aklına geldi yani böyle bir oyun yazmak? Biraz dedim hani insanlara daha böyle yakın gelebilecek, benim de sevdiğim hızlı bir mizah yazayım dedim. Süre olarak da çabuk yazdım bu oyunu. Bir aylık bir sürede yazmıştım. Oyun başladığı andan itibaren yani çok güzel gitti gerçekten. Yossi ile Şebnem dışında da daha önce de oynanmıştı. Tabii ilk dönem ben oynuyordum. Evet. Sevim Uyar'la beraber ben oynuyordum. Yani 2012'de başladık. Şimdi işte bugüne kadar temsil sayısı da çok oldu. Seyircilerden gelen tepkiler de hep çok güzel oldu. Bazen öyle olabiliyor. Hani çok planlayıp düşündüğün şeyler pratikte o kadar iyi olmuyor ama bunu o kadar planlamama rağmen güzel bir iş çıktı. Buraya hakaret işitmeye mi geldim ben be? Yok hakaret değil, ben adamı övdürttüm bana. Bana bak, kendini ilgilenmeyeceksen ben kendimi alacağım. Aman al, tamam. Aa sen ne? Övme, o çocuğu istemiyorum. Ya tamam. Allah, kapat. Ya ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Sen ne huysuz bir şeymişsin ya. Sen bu olan seni nasıl beğendi ben anlamadım. Sen gerçek sarışın mısın? Kaç yıllık arkadaşsınız? 30. Evet. Abi bu oyunu pek korkmadınız mı? İki kişilik oyunlarda kavga çıkar bir şey olur falan. Ya şöyle. Hiç işin, çıkmadı gerçekten. İşin ya, gerçeği vallahi. Söylemek gerekirse iki kişilik oyundan yaparken, iki kişilik oyunu yaparken çok böyle bir kafamda soru işaretleri yoktu. Evet. Diye. Hatta ben oyunu okudum falan böyle. Dedim ki ya Şebnem oyun laf salatası ya. Ha. Hani çok fazla şey var, aksiyon yok falan bilmem ne. Bir dizi korktum. Fakat sonra oturduk beraber bir iki defa okuduk. Böyle ayaklandık mayaklandık. Hani tekrar onu gördüm ki yani arkadaşlık ötesinde bir ekip olmanın ansambl dediğim şey.
Sahnede başka bir yere gitti o falan. Çünkü hani Şebnem, hani artık birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki ben Şebnem'e böyle bir kafa pası atıyorum. O böyle göğsünde yumuşatıyor. Böyle vole atıyor, gol atıyor falan. Bu futbol gibi değil mi oyunculuk? Aynen öyle. İki kişilik oyun ilk kez oynuyorum ben. Daha önce çok kalabalık kadrolu oyunlardı. Evet. Dormen Tiyatrosu'nda. Ve daha güvende hissettiğimiz oyunlardı. Hani çok da alışık olduğumuz tarzlar. Fars, Vaudeville bizim artık yalayıp yuttuğumuz öyle tabiri yerindeyse oyunlardı. Şimdi bu iki kişilikte de aslında biraz benziyor Fars, Vaudeville'e. Çünkü yine timingler falan çok önemli. Aha. Seyircinin reaksiyonu açısından. Bu paslaşmalar çok önemli. Çok. Maşallah sende de iyi kuvvet varmış ha. Mike Tyson gibi kızsın valla. Mahallede bir kavga çıkarsa ilk seni çağıracağım bundan sonra. Bak yine kabalaşıyorsun ama ha. Tamam. Tamam sustum. Sustum. Ağzımı açmıyorum. Bitti. Yani geberiyorum meraktan. Ama sormayacağım adını. Siz aslında sabah şekeriydiniz. Aslında Dormen Tiyatrosu. Çok önemli. Ona geleceğiz ama o sabah şekeri çok tatlıydı ya. Onu anlatsanız azıcık. Abi kaç? 97. 96. 96. İşte biz tıfıl gençtik daha yoksun saçları vardı. Benim saçlarım vardı. Efendime söyleyeyim. Beraber aynı oyunda oynuyorduk Dormen Tiyatrosu'nda. Hangi oyundu? Arap Saçı'ydı galiba. Arap Saçı'ydı tamam, galiba. Tamam. Ve böyle bir anda hani bize bir sabah şekeri teklifi geldi ATV'den. O zaman tamam. Bir furyaydı ya. Biz hani işte onu söylüyorum. Evet. İşte o zamanlar hani böyle hani akıllı telefon falan, cep telefonu var da akıllı telefon falan diye bir şey yok. Hani programlarda böyle fakslar böyle kilometrelerce falan. Evet. Ya izledim bir şey. Tabii. Çekin en güzel faksı. İşte falanca şirketinden arıyoruz. Falan filan. Yani o programda benim isimle alakalı yaşadığım çok fena anılarım var. Çünkü şöyle hani fakslar şöyle başlıyordu. Hani tamam. Sevgili programın sunucularının isimleriyle başlıyor. Sevgili Şebnem ve Osi. Sevgili Şebnem ve Tosi. Sevgili Şebnem ve Lucy. Bir gün bir faks geldi. O gün ben Ekrem abiyle, Ekrem Çatay'dı ATV'nin tamam. Genel yayın yönetmeni. Sevgili Şebnem ve Yogi diye geldi. Ben faksla beraber Ekrem abinin yanına çıktım. Dedim ki Ekrem abi. Ya program belgesele yürüyor. Şebnem ve ayısı program yapıyor. Aha, harika ben gideyim. Ya, harika. Peki sen tiyatroya yemek yemek için mi başladın? Abi ben turneyi ve tiyatroyu yemek yemek için yapıyorum. Çünkü hani her gittiğimiz yerde abi şurada meşhur bir şey varmış gidelim diyor. Akşam oyun var. Tamam. Oynarız ya. Önce bir yemek yiyelim diyor. Önce yiyelim. Şimdi bir turneye çıkacağız biz o zaman. Tamam. Otobüslerle çıkıyorduk. Uçaklarla çıkmıyorduk. Kalabalık yine kadro. Girdik otobüse yerleşiyoruz işte yavaş valizler bollar falan. Bir baktım en önden gelmiş oturmuş en öne. Şeyin önüne şoförün arkasına. Herkes merhaba iyi yolculuklar iyi turneler falan filan. Abi baktım kitap okuyor. Kitabın adı? Ha. Hiçbirimiz geri dönmeyecek. Bir de Dormen'in çok ilginç bir anısı var. Turneye çıkıyorlar otobüsle. Almanya'ya gidecekler. Bir kişi ayakta kalıyor biliyorsun. Harun abi diyor ki otursana oğlum yer kalmadı diyor. Hocam ben böyle giderim de. Oğlum diyor. Edirne bile uzak ya. Bahçeli evlerden Bağcılar'a gitmiyorsun ki. Almanya'ya öyle gidiyor. Peki Dormen Tiyatrosu'nun kulislerini özlüyor musunuz? Çok yani. Neden? Ya hani şimdi sen de hani biliyorsun kulis dediğin şey hani oyuncunun mabedidir esasında. Evet. Ve hani esasında oyun ben hep onu söyledim. Oyun esasında kuliste başlar. Hani akşam 9'daki oyuna ben mesela tiyatroya 6'da giderdim. Benim için 6'da artık oyun başlamış demektir. Çünkü o gün kuliste yaşadığın bir anekdot. Aynen evet. Yaşadığın bir olay falan. O ister istemez seni pozitif ya da negatif yönde ki biz bunu her zaman pozitife çevirmeye tabii çalışıyoruz. Oyuna yansır. Hatta ya oyunun şurasında şöyle bir şey yapacağım dersin. Hani o akşama özel, o seyirciye özel bir şeydir. Anlatabildim mi? Onun için kulis benim için her zaman hani her zaman mabedim oldu yani. Şimdi böyle şey oluyor tabii her gün bir yerde oynayınca o kulisin tadı da kalmıyor. Tabii. Yani ya ben çok... şeyi hatırlıyorum o sabah girip çocuk oyunuyla gece 12'de çıktığımı hatırlıyorum. Ciddi matine mi? Matine yani iki matine tabii. Bir soare oynuyorduk. Sabah da çocuk oyunu oynuyorduk. Yani hep kuliste yaşıyorduk yani. Etrafımda ne kadar cahil cüheyla insan var ya. Bunu sen mi söylüyorsun? Yok. Ama bak adama sormuşlar. Demişler ki hocam vapurda bir kıza ilgi duyuyorum ama bana pas vermiyor. Acaba ne yapmalıyım? Onun da bana bir karşı hissiyatı var mı yok mu? Bunu nasıl öğrenebilirim? Adam da cevap vermiş.
Merak etme evladım, sana olan aşkını gizliyordur. Yanıyordur o sana, yanıyor. Alev gibidir o senin için. Şimdi ne oynuyorsunuz? Bir de onları söyleyeyim. Çünkü insanlar izleyecek bu hani programda bir anlatalım. Merhaba, ben Baran. Ben Cansu. Cansu, soyadın ne Cansu? Kırbaçlar. Allah'ım ya. Ben. Onun daha güzel ama soyadı. Sen soyadın onun ne? Onun iki adı, iki soyadı var. Ya çok esas, şey vermeyeyim. Yogi var. Yogi ayrı. Yogi benim nikim. Okey. O bir şey. Ya esasında herifin adı Baran değil. Esasında Burhan. Ve kendini sen böyle entelektüel gösteriyorsun. Evet evet. Ya esas... Kızı tavlamak için mi? Tabii. Ya esasında şöyle bir durum var ki. Ha. Hani tiyatro insanı tutulan aynadır. Ama efendim evet. Mottosundan yola çıkarak esasında biz bugünkü hani şimdi, kadın erkek ilişkisi dünyanın en eski hikayesi. Shakespeare'den bu yana anlatılıyor. Öyleymiş evet. 500 yıl diyor Barbaros. Ben daha yani herhalde şey taş devrinde başladım. Ben daha önce oyunun yazarı çünkü. Aynen. Yani bak senin için dinozor avladım diyor. Anlatabildim mi yani? Hani milyonlarca yıl öncesinden. Tamam. Şimdi dolayısıyla hani hele bugünkü dünyada herkes bir role bürünüyor ya. Ben şöyle kitap okuyorum, böyle kitap okuyorum, şunları dinliyorum falan. Yemez Şebnem onu ya, yiyor mu? Cansu yemiyor esasında tamam. Ama dolayısıyla günün sonunda bu ilişki bir yola çıkıp bir raya oturup o tren yola aldığı zaman ilişkilerin öyle olmadığını, sen bana bunu söylemiştin, ya ben onu söylemiştim işte o gün öyle seni tavlayayım diye söylemiştim. Ya bugünün dünyasında insanlar ilişkileri sürdürmek için, daha doğrusu ilişkiyi başlatmak için bazen yalanlar söylüyor. Aynen öyle. Biraz o yalanlara böyle... Çok tatlı. Gerçekten hepimizin her dakika yaşadığı ilişki hayatın çok içinden ve biz bazen ilk başladığımızda daha doğrusu çok şaşırdık. Allah Allah niye gülüyorlar buna falan filan diye. çünkü çok çünkü kendini buluyor. Şey, evet onu görüyor hep. Neye gülüyor insanlar? İnsanlar şöyle aslında mizah şöyle değişti. Yeni arkamızdan gelen insanlar bizden çok daha başarılı oldu. Şundan dolayı çok hızlı bir mizah oturttular. Biz de şimdi ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani bu sosyal medyadan dolayı mı? Biraz onun da etkisi var. Ondan sonra televizyonda yapılan tiyatro programlarının da etkisi var. Hı. Daha hızlı, daha çabuk. Eskiden mesela işte dakika başına düşen kahkaha sayısı falan hani bu işi gerçekten uğraşanlar onu planlar ya. Şimdi onu da daha azaltmaya falan çalışıyorlar. Bir de benim en çok hoşuma giden şu. Yine yeni arkamızdan gelen nesildeki mizahçıların başlattığı ön yargılar gerçekten bitiyor artık. Ön yargıyı mizahta hiçbir şekilde insanlar yazarken düşünmüyorlar, düşünmemeye başladılar. Hı hı. Ve bu da güzel oldu aslında. Yani kendilerini sansürlemiyorlar. Hem kendilerini sansürlemiyorlar hem de sansürlenecek konuları da işlerken bize yasaksız. Nazaran biraz daha rahat oluyorlar. Bizi de artık o yere çektiler. Biz de rahatlamış olduk. Işte bize nazaran diyor ya aslında ilk stand-up'ını kaç yıl oldu? Bayağı yıllar geçmiş yani. Evet ya ilk seni de orada yapmıştık. Tiyatro Kare'de. Peki bir şey söyleyeceğim. YouTube mizahıyla bir de şey yani genç mizahçılar için hani sosyal medyada bir şey yapmakla tiyatroda yapmanın ne farkı var? Çünkü yazan ve bir sürü yazar bana bir şeyler yolluyor. Yani o YouTube mizahı gibi. Evet. Nedir abi farkı direkt? Orada sosyal medya mizahında hani benim anladığım kadarıyla rahatlık çok ön planda. Yani öyle rahat oluyorlar ki bazı rahatlık durumları da hani doğallık ve alaladelik arasındaki o çizgi var ya. Tiyatro tam olarak doğallığı istiyor, kabul ediyor. Ama sosyal medyada biraz doğallık dışındaki şeyler de kabul görebiliyor. Eyvallah. Çünkü hani kitleye göre ama tiyatroda doğallık alaladeliğe yaklaştığı zaman güzel görünmüyor, iyi görünmüyor. O tiyatronun tabii çok köklü bir sanat olması, o ciddiyetinin olması çok her şeyi yaptırmıyor sahnede. Hı-hı. Onun da bir etkisi var. Sosyal medyada bir de insanlar şeyi ayarlayabiliyor. Biz oyuna sahneye çıkıyoruz. Seyirciden aldığımız tepkiye göre devamlı değiştirebilmiyoruz yani. Çünkü zaman zaman değiştirebiliriz ama sosyal medyada program yapıyor. Tabii. Beğenilmezse ona göre eviriyor, değiştiriyor. Hı. En son en iyi halini ortaya koyuyor. Biz montaj baştan, şansı var. Evet, biz baştan en iyi yapmamız lazım. Çünkü ilk seyirciye anlatamıyorsun bu ilk oyunu. Bana ne diyor ya? Aynen. Sen en iyisini bana sunmak zorundasın. Aynen. Seyirciyle olan, aramızda olan o duvarı yıkıp seyircinin direkt bazı sahneleri interaktif gözüne oynuyoruz. Mesela şöyle görüyorum mesela kadın, daha çok kadınlar yapıyor bunu. Sevgilisine, kocasına. Bak, gördün mü? Sen, aynı sen. Sen de böylesin. Ya mesela ben hani oyundan çıktıktan sonra mesela turnelerde falan şuna çok rastladık.
Yusuf Bey çok teşekkür ederim. Anlatamadığım şeyleri kocama anlattım. Harika ya. Senin adına. İki kere üç kere gelen oldu yani sezonda. Peki oynarken. Son bir de en çok gitmek istediğiniz tur ne pandemi bitince? Yemek açısından yani. Yemek açısından Almanya. Almanya'da yemek. Almanya'ya gidiyorduk biz. Tam Münih'te oynayacaktık. Bu pandemi ilan edildi. Kapı atıldı falan. Ama ben tabii birazcık daha hani yine yalan söyleyeyim böyle bir Urfa olsun, Adana olsun, Kebap olsun. Antakya olsun. Hani geçen gün onu söyledim. Ya dedim, ya insan şöyle bir cümle kurar mı? Ya kardeşim, turla yapmak istiyorum ama hani oyun olmasa da olur, yemek yemeyeyim. Ya evde, o kadar evde oturduk ki. Ben sipariş edelim, bizi çağırsınlar Mardin'den, Antakya'dan değil mi? Hadi size o zaman iyi oyunlar, çok, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İkiniz de çok eski arkadaşım olduğunuz için çok keyifli oldu en azından böyle görüşmek. Aynen. Kolay gelsin. Sağ İzlemeye şuraya iniyorum ben. Tamam. Oldu. Kolay gelsin. O zaman gidip hazırlanalım. Heyecanlıyız. Aylar sonra oynayacağız. Bakalım. Gerçi seyircisiz oynayacağız ama en azından bir parça da insanları evinden güldürmeye çalışacağız. Özeniyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Gibi çekersek seyrederken çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Evet, sitcom gibi olacak zaten gayet. Tamam. Olacak o konuda. Aralarda da değişim yaparken hani. O süper. Evet doğru. Çünkü mikrofon olduğu için mikrofonu çıkar, kıyafet değişti falan. O ciddi bir zaman kaybı. Evet. Hani biz normalde değişip tekrar kayda girersek süper olur. Tamam öyle yapacağız. Keseceğiz. Zaten montajda onları alacağız. Harika. Alacağız. Tamam o zaman Yasemin Hanım'cığım teşekkür ederim. Böyle kolay mı hemen zırt diye kızın telefonunu almak? Abiciğim bak. Ne yaptım ben? Akademik takılmaya karar verdim. Sana tavsiyem odur. Hemen gittim bir kitap aldım. Kitap kız tavlama sanatını anlatıyor. Evet, adı da çok enteresan. Çok büyük bir başyapıt bence. Biliyor musun bak? Bütün bunları elimde görmüş olduğun tüm bunları piyasa fiyatının tam onda birini aldım. Müthiş. Kırmızı etiketli dedik. Kırmızı renkli ürünleri demedik. Ya herkes gitti, tiyatro boş kaldı, ışıklar da sönecek. Bir hüzün bastı, bir tuhaf hissettim. Yani bir tek bunlar kaldı. Bir de hani replikler böyle havada uçuşuyor. Ya sanki böyle oyuncuların seslerini duyuyorum. Hani bu sahnede kimler geldi, kimler geçti. O replikler böyle, sanki bu kostümler biraz sonra böyle canlanmaya başlayacak. Biliyor musunuz? Münir Özkul'un muhteşem bir tiradı var bu konuda. Sersem Koca'nın kurnaz karısı Haldun Taner. Münir Özkul'un güzel tiradıyla bitirelim. Zaten aktör dediğin nedir? Oynarsak varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hostada olarak kalır. Sonra o da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalır. Görüyorum hepiniz gardıroba hücuma hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro asıl ondan sonra yaşamaya başlar. Çünkü vericinin bir şarkısı şu perdenin bir kıvrımına takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. İşte bütün bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerlerden çıkar ve fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık bizler yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır, perde!